Zeval olmaz. Sen eşini aramak için gelmişsin. 8 aydır haber alamıyormuşsun eşinden. Evet. Mart ayında kaybolmuş. Dört çocuğunuz var. Evet, 4 tane. Mobilyacılık yaparak evin geçimini sağlıyormuş. Evet. Fakat sen demişsin ki eşim hem bana hem de çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Evet. Sen bir gün evde yokken evdeki küçük çocukları baba şiddetine maruz kalmış. 17 yaşındaki kızım da kardeşlerinin vücudundaki morluklarının fotoğrafını çekip sana göndermiş. Evet, aynen. Sen de almışsın çocuklarını, kadın sığınma evine yerleşmişsin. Evet, ben yolda gelirken eşimi aradım. Hani hem çalışmıyorsun hem babalık yapmıyorsun, neden çocuklara şiddet uyguluyorsun diye. Sen çalışıyor muydun? Evet, ben çalışıyorum. He. Ondan sonra benim gelene kadar bu parka çıkıyor korkusundan, polis korkusundan. Sonra ben eve girdiğimde çocuğun zaten yüzü çizmiş sadece. Girdiğimde işte beni aradı, telefonum çaldı. Beni takip etmiş parktan eve girdiğimi görünce. Beni arayıp ben gideceğim, İzmir'e gidiyorum, bana 300-400 milyon para gönder dedi. Ben de nasıl göndereyim, çocukların rızkını ben sana nasıl vereyim dedim. Ya tekrar aradı, kapattı tekrar aradı. Tekrar arayınca ben büyük kızım, 17 yaşında kızım var, ondan 100 milyon para gönderdim. Öykü sana, onda benim kızım eve gelince ne oldu, Öykü sana bir şey dedi mi baban? Yok anne dedi, ben İzmir'e gidiyorum, kendinize iyi bakın. Ben de size baba olmaz, anneniz de koca olmaz. Yani benden daha mutlu olacaksınız diye. O sözü söyledikten sonra komşu gitmiş. Ondan sonra daha önce karakola gidiş gittik. Gidiş o gidiş 8 aydır yok. Hayır, 8 aydır yok. Bu adam seni bırakır gider mi ve 100 lira için sen eve öyle para getiriyorsun? Zaten uzaklaştırma aldı bu karakoldan bir ay. Aramış, söylemişler bir ay eşinin iş yerine, çocukların okuluna eve yaklaşmayacaksın diye haber vermiş polisler. Sen uzaklaştırma da aldın. Evet, uzaklaştırma verdi. Niye arıyorsun o zaman şimdi sen kocanı? Ben şu anda eşimi nasıl arıyorum? Yani ben Müge Hanım şimdi ben suçlu duruma düştüm. Yani ne var, babası dövse ne var? Babası değil mi çocukların? Ya kim diyor bunu? Uzaklaştırma, kaynanam gir falan etraf diyor. Hani niye uzaklaştırma verdin? Oğlum senin yüzünden kayıp lafları da aldım. Yani ben bunu bulup, yani sağ salim, öyle salim bulup, yani annesine teslim etmek istiyorum. Ya beni ellerini çeksinler artık. Gerçekten benim de psikolojim iyice bozuldu. Yoruldum artık gerçekten. Elini çekebilirsin mikrofonu. Hani ne bileyim, bulup annesine teslim edip sağ öyle... Yani onun için çıktım yani. Ha, şimdi sen bir şey mi yaptın diyor sana kayınvaliden? Hayır, şey yapmadım diyor sadece. Elle mi, hani, elle mi onu, uzaklaştırma bırak. Aldın, uzaklaştırma verdin. O da gitti. Ne var çocuğunu dövse, her baba çocuğunu döver. Her baba çocuğunu dövmez efendim, evet. Bunu söyleyeyim de evet. Bunu söyledi sonra yani ben onun için çıktım. Gerçekten ne bileyim, çıkasım arayısım da gelmiyor. Gerçekten artık yoruldum. Yani 4 senedir bana çektirmediği kalmadı. Hani herkes biliyor beni yani. O 4 tane üçüzlerim var benim. Bir tane 17 yaşında kızım var, bir de üçüzlerim var benim. Yani Allah, o 300 lira var ya, gerçekten onların psikolojileri bozuyor. Yeni düzelmeye başladı. 1,5 senedir çalışıyorum, yeni düzelmeye başladı. Yani çocukların korkudan, affedersiniz, altına yapmaya başladılar. Yani babaları böyle ayağını oynasın, ayağa kalksın, çocuklar korkuyordu yani. Böyle birbirlerine şey yapıyorlardı. Ya o duruma geldi yani çocuklar benim. Bir şey mi kullanıyor bu adam, niye böyle? Hayır, hiçbir şey kullanmıyor. Öyle. Ama 4 senedir mi böyle oldu? 4 senedir evet, psikolojik nedeniyle. Depresyon, antidepresyon şeyi hastaneye götürüp tedavisini yaptırdım. Antidepresyon dediler. İlaçlarını düzgün kullanmadı. Şeker hastasıydı zaten 2 senedir. Yani her defasında yoruldum artık. Çalışmıyordu. Ya işte gidip 10 gün çalışıp gelip çıkıyordu. Demek ki hem anti hem depresyon olduğuna göre antisosyal kişilik bozukluğu ve depresyona girmiş. O da neden girdi? Hiç dışarıya çıkmıyor Müge Hanım. Hiç kimseyle muhatap olmuyor. Evden dışarı çıkmıyor. Çalışmıyor da. Çalışmıyor. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ev temizliğine gidiyorum. Sen ev temizliğine gidiyorsun. O zaman çocuklar da babayla kalıyorlar. Babası evde kalıyor. Ben de diyorum ki o zaman çık dışarı yani. Hani ben işten geldim, çık dışarı, çalışmıyorsan bile git aşamaları gez dolaş. Mecbur 3 tane çocuk, Müge Hanım hani 300 olduğu için birbirleriyle oynuyor evin içinde. Mecbur bağıracak çocuk yani. Kız mı erkek mi? 2 olan bir kız. 300'de kaç yaşındalar? 8 yaşındalar, 3'e gidiyorlar. Maşallah. O da o gürültüyü istemiyor evde. O da gürültüyü istemiyor. Bir de şeker hastası olunca iyice sinirli bir insan oldu. Peki mobilyacılık yapıyor demiş arkadaşlarımız. Evet, o sitelerde çalışıyordu işçi olarak. Haftalık olarak çalışıyordu. Gidip çıkıyordu yani işe. Ben çalıştığım yerde bir tane beni temizlikçisine... Beni işte fabrika sahibi görünce, benim 300 lirim olduğunu duyunca eşime iş verdi. 2,5 milyarda maaş bağladı. Ben de haftada 3 gün oraya gidecektim. Ne güzel. Bir de bizden bayağı bir ilgilenecekti. 300 lirim olduğunu duyunca 10 gün çalıştı. 10 gün sonra geri çıktı. Yani 10 gün ben çalışamıyorum, yapamıyorum dedi. Yani yine bir şey demedim. 4 senedir böyle aynı şeyi yapıyor, düzelir dedim. Yine işe git çalış demedim. Çalıştım. Allah ne verirse yedik içtik ama gerçekten çocuklarım o kadar kötü oldu ki. Konu komşuya muhtaç oldu dese inanır mısınız? Yani kapının çalmasını bekliyordu benim çocuklarım. Nasıl geçiniyorsunuz? Şimdi nasıl geçiniyorsunuz? Ben çalışıyorum.
Böyle Sincan'da çalışıyorum, Ankara. Böyle elemanlara toplaşıyoruz. Her gün işimiz var. Bir yer var, bir abi var. Allah razı olsun. Eşimle beraber böyle kadınlarla, mağdur durum kadınlara iş falan veriyorlar. Heh. Oraya gidip çalışıyorum. İyi günü, 1,5 senedir çalışıyorum. Yerim de rahat. Hani çocuklarımı kimseye muhtaç etmeyecek kadar. Hani yani geçirip benim gidiyorum. Anladığım falan çok da dürüstçe diyorsun ki aslında, yani sen aslında geri dönmesini istemiyorsun anladığım kadarıyla size. İstemiyorum. Çünkü istemiyorum. Soğudum artık. Yani beni 4 senedir var ya, beni yani bundan getirdi ya. Gerçekten. Yani senedir... sen bulunsun da sizin evinize dönsün istemiyorsun. Hayır, istemiyorum. Ama bulunsun kayınvalidenin. Bulunsun evet. Evet. Şeyi kapansın, ağzı evet, kapansın diye. Evet, beni ilişkini kessinler yani. Gerçekten bulunsun, kayınlama teslim edin. Beni ilişkisini kessinler yani. Yani benim çocuklarımı rahat bıraksınlar gerçekten. Artık ben çocuklarım için yaşıyorum. Gerçekten yoruldum artık. Hayattan da yoruldum. Kendimden de yoruldum artık. Yani rahat bıraksınlar yani. Evet ya, böyle omuzlarından biri bastırıyormuş gibi. Hı-hı. Sen kaç yaşındasın Fidancı? 85 doğumluyum. 85 doğum. 34 yaşındayım. 84 yaşındayım. Sen de o zaman 34 yaşındaysan, 17 yaşında kızın varsa... 16 yaşında evlendim. Kaçtın mı? Yok, görücü usulüyle evlendim. E niye 16'da evlendirdiler seni? Yani evlenmek zorunda kaldım. Ha? Evlenmek zorunda kaldım. Niye? İşte kaldım. 16 yaşında nikah yaptığına göre anne babanın muvaffakatıyla evet, yapılan bir nikah. Normal nikah yapılmaz. Seviyor muydunuz evet. birbirinizi? Görücü usulüyle. Senin de yani hani iyi, hep kötü günümüz olmadı. Yani iyi günüm de oldu. Allah razı olsun. Onu inkar edecek biri değilim gerçekten. Yaşattı da, iyi günler de gösterdi bana. Ama her şeyin, kendi hayatını kendi çizdi. Yani ne diyeyim, kendi bu duruma düştü. Ben düzelttikçe, düzeldikçe kendi hayatını kendi çizdi. Hani kötülemem. Hani iyi günler de gösterdi bana. Tabii o 3 tane çocuğu kimseye muhtaç etmedi. Yani hiç kimse de yardım istemedi. O çocuklar 1,5 yaşına gelene kadar hiç kimse de yardım almadı, o çocuklarına baktı. Sonra psikolojisi bozuldu evet, anladığım kadarıyla. Evet, sonra şeker hastası oldu. Ve sizin de aranızdaki problem. Evet, işsiz kaldı falan kaldı. Bayağı bir... O kadar birbirine bağlı şeyler anlatıyorsun ki. Hı-hı. Kayınvaliden telefon attığımız demiş. Özgün Hanım, Özgün Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, Allah razı olsun yavrum. Valla gelinin diyor ki ben artık eve istemiyorum, hani bıktım usandım ama bulunsun ki kayınvalidemin de hani bana kızgınlığı bitsin. Ben gelinime kızmıyorum Müge Hanım. Ben oğlumun akıbetini öğrenmek istiyorum. Ben gelinimi suçlamıyorum. Benim oğlum ne şekil geçtiyse ben oğlumun bulunmasını istiyorum. Ben bu kadar. Ben istemiyorsa gelinim Allah razı olsun boşanabilir. Anlıyorum. Heh. Şimdi valla inşallah birisi görmüştür. Çünkü mesela 8 aydır hiçbir sağlık kuruluşuna gitmemiş mesela. Bir ilaç almamış. Bilmiyorum başka herhangi bir kimliğinde değişiklik var mı? Siz kayıp başvurusunda bulundunuz. Evet. Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet, Ankara'da yaşıyorum. O zaman Ankara kayıp şube bakıyordur. Evet, polisler alamadı. Ne dediler polisler mesela 8 aydır hiçbir ne bileyim bir GBT'ye falan bir şey... İlk önce aldın diye düşündüler. GBT değil de ne deniyor, hani bir güvenlik kontrolü yapılıyor, hiç yakalanmış mı? GBT. Hayır, yakalanmamış. GBT, doğru GBT, söyledim. Evet, tutuklama doğru. emri verildi ona, hani gelip imza atmadığı için. Tutuklama kararı alındı karakoldan tarafı. Bir de eve gelip sen aldın diye düşünüyorum. Çünkü 4 senedir aynı olayı yaşadım. 4 senedir ben onu eve aldım düzelir amacıyla, hasta amacıyla. Hani hastadır. Tutuklama kararı falan seninle ilgili uzaklaştırma çıktı. Onunla ilgili mi karakola evet, evet. imza mı atması evet, gerekiyordu? Evet, imza atması gerekiyordu karakola. O zaman o büyük şehirlerdeyse bu tek erkekleri sürekli alıyorlar vallahi.